Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 61. ayet. Ve istesqa Musa li kavmihi fekul nadrib bi asakil hacer. Fenfajarat minhu 12 ayna. Kad alima kullu unasim mashrabahum. Kulu veşrabu min rizqillahi ve la ta'thav fil ardi mufsidin. Anne Musa kavmi için su istemişti. Biz sonra değneğini taşa vur demiştik ve ondan 12 pınar fışkırmıştı. Her topluluk su alacağı yeri tanımıştı. Onlara Allah'ın rızkından yiyin için ancak yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın denilmişti. Ve iz yine biliyoruz hani İsteska su istemek oluyor. Bu fiilin manası. Su istemişti geçmiş zamanda Musa. Li kavmihi. Li için kavm ve hi onun kavmi tanımlama. Li kavmi için. Yani Musa aleyhissalatü vesselam kendi kavmi için su istemişti. Yani dua etti Allah-u Teala'ya. فَقُلْنَا O zaman biz demiştik, yani Allah-u Teala böyle cevap etti. اِدْرِبْ Vur. بِعَسَاكَ Asa, değnek. Değneğini الْحَجَرْ Taşa. فَنْ فَجَرَتْ Fışkırmıştı. مِنْهُ Ondan. İsnata aşata 12 yeni o taştan kayadan 12 aynen pınar kad alima bilmek oluyor ya da tanımak kad şüphesiz yani gerçekten ya da geçmiş zamandaki bir olayı işaret etmekte içinde kad alima. Yani artık tanımıştı ondan sonra. Kullu unasin. Kullu her. Unas topluluk, her grup. Kad alima kullu unasin. Her grup tanımıştı. Meşrabahum. Su alacağı yeri. Meşrep su alacağı yeri onların. Hum onların. Yani herkes kendi su alacağı yerini tanımıştı. Kulu ve Allah-u Teala dedi ki kulu yiyin veşrabu ve için yani ve işrabu için min rizkillah minden rizkillah Allah'ın rizkı Allah min rizkillah Allah'ın rizkinden yiyin için ve la ta'fav fesat çıkarmayın. Karışıklık çıkarmayın. Fil ardi yeryüzünde müfsidin fesatçılar var. Bu müfsit fesat eden, müfsidun fesat edenler çoğul oluyor. Müfsidin de fesat eden oluyor. Sadece gramer olarak başka bir şekli alıyor. Mesela bazen siz fark etmişsinizdir ki bir isim fiil şuul halinde vav ile yapılıyor mesela şimdi hemen aklıma bir şey gelmeyecek nazirun bu çoğul oluyor müfsid müfsidun çoğul hali oluyor ama burada bir nesne olarak geldiğinde ya da nesip diyoruz Arapçada nesip hali alınca müfsidin bu vav ye ile değiştiriliyor. Birçok yerde bunu göreceksiniz. Ve bu nasıl farklı şeyler ifade etmek için gelebilir? Burada bir isim faili bir sifate dönüştürmek için de geliyor. Yani müfsidin tek başına geldiğinde müfsidun fesat edenler, fesatçı. Ama müfsidin hele bir, bu cümle içinde bir sıfat olarak geliyor. Onun için fesatçılar olarak diye çevirdik. Yani siz
Fesat çıkarmayın yeryüzünde fesatçılar olarak. Onun için dedik ki فَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ve karışıklık çıkarmayın yeryüzünde fesatçı olarak. Bu bir deyimdi. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ bir manası da yani bilerek fesat çıkarmayın. Yani isteyerek, bilerek fesat yapmayın. Bazı insan bir şey yapmış oluyor ama niyeti fesat değildir. Onu kastetmiyor Allah Teala. Allah diyor ki burada siz bilerek fesat yapmayın. Mealine bir bakalım. Hazreti, şimdi biz Bani Said'in farklı sınavlardan geçtiğini öğrendik. Kuran-ı geçen ayetlerde. Burada ise yine Bani Said Musa ile ormanlardan geçiyor, çöllerden geçiyor. Ve şimdi susuzluk hissediyor. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam onlar için dua ediyor. Ve Allah-u Teala bir mucize olarak ona suyun çıkacağı yerini bildiriyor. Burada mucize şimdi bir sihir gibi bir şey değil. Bu gayet normaldir. Hazreti Müslim Otosu gibi de yazıyor ki bazen dağlarda yani yer altındaki su bazen çok yeryüzüne yaklaşmış oluyor. Yani çok yakın oluyor. Ama yüzeyden ya da yerden siz onu göremiyorsunuz. Aynı şekilde çöllerde vahalar oluyor. Yani tam çölün içerisinde görüyorsunuz ki böyle yemyeşil bir yer ortaya çıkıyor. Bir su da var orada. Yani o şekilde bazı yerler var ama burada mucize nedir? Müslüman o diyor ki burada doğanın kanunun dışında bir şeyden bahsetmiyoruz. Buradaki mucize hiç kimsenin göremediği Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam gördü. Tabii ki Allah-u Teala'nın vahiy vasıtasıyla onu görebildi. Ve Allah'ın emriyle oraya vurdu. Ve vurunca da bu büyük bir kaya mıydı, bir taş mıydı? Bu işte patladı ve onun altından bol bol su çıktı. Ki Beni İsrail'in her kavmi 12 kabile vardır. Beni İsrail'in kabilesi vardır. Herkes kendi için bir yer ayarlamış ve oradan istifade etti. Yine Beni İsrail'in bazı nankörlüklerden bahsediliyor. Hadi Musa Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Allah Teala müjde olarak onlara su veriyor. Allah Teala demiş ki siz fesat çıkarmayın bilerek. Şimdi devam edelim. Ve iskultum ya Musa lan nasfira ala ta'amin vahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha ve kithaiha ve fumiha ve adasiha ve basaliha. Qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khayr ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum ve duribat aleyhim zillatu vel meskenatu ve ba'u bi ghadabin min Allah. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَسَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Hani siz, ey Musa, bir çeşit yemeği dayanamayız. Bizim için Rabbine dua et. Bize yerin bitirdiği sebze, acur, buğday, mercimek ve soğan çıkarsın demiştiniz. O da size iyi olanı daha değersiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre gidin şüphesiz oradan istediğinizi bulursunuz demişti. Onlar daimi olarak aşağılanmak ve çaresizliğe uğratılmak suretiyle Allah'ın gazabına çarptırıldılar. Bu da Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmek istemelerindendi. Bu itaatsizlik ve taşkınlık etmelerindendi. Ve if kultum, hani siz demiştiniz ya Musa, ey Musa lan nasbiran, yani sabırdan gelir. Biz dayanamayız, sabır etmeyiz, yetinemeyiz. Ala taamin, yemeği vahidin, bir çeşit, vahid bir. Ala taamin vahidin, sadece bir türlü yemek ile yetinemeyiz. Fad'u lana dolayısıyla o dua et lana bizim için Rabbaka Rab
ve ka. Rabbin. Rabbine dua et bizim için. Yuhric lana. Yuhric çıkarsın. Çıkarsın. Lana bizim için. Ya da bize çıkarsın. Mimma. Ondan ki tumbitu bitiriyor, yetiştiriyor. El arzu. Yer. Yerin bitirdiğinden bize çıkarsın. Neyi? Mimbakliha. Onun sebzesinden. Vakisa'ya onun acunundan ve fumiha onun buğdayından. Fum hem buğday için kullanılıyor hem sarımsak. Ve adasiya onun mercimeğinden. Ve basalya ve onun soğanından. Kala o demişti. Atastabdiluna. A soru işareti için. Destabdiluna bu bedel değiştirmek kelimesini duyuyorsunuz içinden. Ama bu başka bir babta kullanılıyor bu fiil. Atastabdiluna yani burada dedi ki siz değiştirmek mi istiyorsunuz ama nasıl değiştirmek? Böyle ki ellezî huve adnâ yani o ki daha değersizdir. Billezî huve hayr. Öyle bir şeyli ki o daha iyidir. Şimdi atastabdiluna yani siz vereceksiniz bir şey ve bir şey alacaksınız. Ama verdiğiniz şey nedir? Ellezî huve adnâ daha değersiz. Ya daha değersiz olanı verip de pardon daha değersiz bir şey alıp da daha iyi bir şey mi vereceksiniz? Yani böyle bir alışverişte bulunmak istiyorsunuz. O demişti ki siz iyi olanı daha değersiz olanlara mı değiştirmek istiyorsunuz? İhbitu inin gidin Nisr bir şehri fa inna lakum şüphesiz sizin için alacak ya da siz bulunursunuz orada ma sa'altum siz ne istediniz istediğinizi orada bulursunuz. Ma sa'altum kelime itibariyle siz ne istediniz ya da istediğinizi bulursunuz. Ve duribat aleyhim onlar uğratıldılar, vuruldular. Azillatu zillet aşağılık, aşağılama. Vel meskanatu çaresizlik, düşkünlük, yoksulluk. Ve ba'u ve onlar döndüler. Ba'u tek başına dönmek oluyor. Ya da taşımak da oluyor. Mesela ba'u bi gadabi minallah. Allah'ın gazabını. Yani Allah'ın gazabıyla mı döndüler? Ya döndüler. Ve ba'u bi gadabi minallah. Ve Allah'ın gazabına döndüler. Onu aldılar, taşıdılar. Zalika bu bi ennehum. Çünkü onlar. Dalika bu bir anlamı çünkü onlar kanu yakfuruna onlar inkar ederlerdi. Bi ayatillahi Allah'ın ayetleri ve yaktulunan nebiyyina ve onlar öldürüyorlardı peygamberler. En nebiyyina peygamberler. Şimdi burada sadece öldürmek değil, öldürmek isteği de oluyor. Yani o öldürmek istiyorlardı. Bir gayril hak. Haksız yeri. Hak olmaksızın. Zalika bu bima asav. Çünkü onlar itaatsizlik ettiler. Ve kanu yatadun. Ve onlar taşkınlık ediyorlardı. Fadulana Rabbaka bizim için Rabbine dua et. Yuhriclana mimma tumbitul arz. Bizi yerin bitirdiği çıkarsın. Ney? Min bakliha sebze ve kithaiha acun ve fumiha buğday ve adasiha ve mercimek ve basalya ve soğan.
Yani lefsi kelime itibariyle onun, yani yerin sebzesi, yerin acuru, yerin buğdayı, onun mercimeği, ondan bize çıkarsın. Ama şimdi düz çizme yaparken bu ekini şimdi bıraktık. O da sizi, ya tarla sizi, iyi olanı, ya Hazreti Musa size iyi olanı, daha değersiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre gidin, şüphesiz orada istediğinizi bulursunuz demişti. İhbitumistan bir şehre gidin, fainnelekum masaltum. Şüphesiz orada istediğinizi bulursunuz. Ve duribet aleyhimu zillatu vel meskana. Onlar daim olarak aşağılanmak ve çaresizliğe uğratıldılar. Vebâ'u bi gadabim minallah. Allah'ın gazabına çarptırıldılar. Zalika bi ennehum kanu yekfuruna bi ayatillah. Bu da Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden ve yaktulûne nebiyyine bi gayril hak ve haksız yere peygamberleri öldürmek istemelerindendi. Zalika bi ma'asav ve kanu yatadun bi bu itaatsizlik ve taşkınlık etmelerindendi. Burada bu ayette şimdi ben İsrail şöyle onlara kadar geçiyorum. Mennus Selvan'ın indiğinde de öğrenmiştik. Şimdi biraz sıkıldılar ben İsrail. Hele hele bu bazı şeylerden geçince dediler ki tamam biz artık bittik bu hayattan. Bizim de yani böyle çiftçi bir çiftçiliği şey bir yerleşim yerlerimiz olsun, köylerimiz olsun, çiftçilik yapalım, tarlalarla uğraşalım ve böyle daha kaleci, medeni bir hayatımız da olsun. Yani bunu istediler. Çünkü bu ormandaki yemek, içecek, yiyeceklerden bıktılar. Ama tabii ki bu bir sınavıydı ve sonsuza kadar böyle devam etmeyecekti. Allah-u Teala onlara belli bir yer vaat etmişti. Ama oraya gidene kadar amaç onların manevi durumunu düzeltmekti. Çünkü uzun süre bir kölelik yaşadılar. Kölelik durumu yaşadılar Mısır'da. Bir de bu medeniyet, bu topluluk içinde kalarak henüz tamamen şirkten, kötü ahlaklardan arınmış değillerdi. Onun için Allah Teala istemiş ki diğer insanlardan uzak kalıp Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgesinde, onun terbiyesinde biraz manevi olarak geliştirsinler. Ama onlar sürekli isyan çıkarmak peşindeydiler. Ve yine burada tabii ki bu ayette Allah-u Teala şimdi mesela bazı kimseler demişler ki onlar istemişlerdi. Ve bu şeyler böyle sebze, buğday vesaire bu daha değersizse burada kastedilen o değil. Aslında bakacak olursak burada Allah-u Teala ya da onların istemesi dediğim gibi böyle daha bir yere yerleşelim, uzun kalalım. Yani bu şekilde istekleri vardı. Onun için böyle bu dervişler şeylerden bahsediliyor. Yani daha fazla bir yere kalıp da yetiştirmekle uğraşalım. O şekilde. Yani ormandaki men ve selfanın karşısında bu şeyler getirildiler. Ve Allah-u Teala diyor ki bu sizin için hayırlı değil. Allah'ın daha kalıcı planları var sizin için. Ama onlar sürekli isyan çıkarttılar. Ve sonuçta da Allah'ın gazabıyla döndüler. Allah'ın gazabını kendi üzerine çektiler.